Evet arkadaşlar, Ultralight modelinin son aşamalarına geldik sayılır. İlk yaptığımız modelde ufak bir hata vardı, matematik hesabı diyelim adına. Ağırlık merkezinin önünde olmasına rağmen uçak kendini aşağı doğru, yani arkaya doğru atıyordu bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir aşağı atma yok. Yani arkaya düşmüyor uçak. Model artık tamamen öne entegre edilmiş vaziyette. Bunun sebepleri var. Başlıca sebebi, kanadı koyduğumuz zaman ağırlık merkezine yakın olduğu için tekerlek arka iniş takımı diyeyim ona bak. Dolayısıyla eski versiyonda kanat buradaydı. Ağırlık merkezinin olmasına rağmen model kendini arkaya atıyordu. Ama şu konsept tasarımda kanat burada, arka iniş tekeri gördüğünüz gibi arkada. Dolayısıyla arkaya atacak herhangi bir momentumu kalmadı. Onu bertaraf ettik. Şöyle kanat üzerinde göstereyim. Kanadı koysak bile, evet, model gördüğünüz gibi kalıyor. Atmıyor. Burada kıstaslar iniş takımının, yani arka iniş takımının kanadın firar kenarına doğru olmasında fayda var. Eğer iniş takımı, arka iniş takımını hücum kenarına doğru alırsanız, o zaman model kendini otomatik olarak arkaya atar. Bunu arkaya da koysak gördüğünüz gibi atmıyor. Sabit kalıyor. Daha da arkaya götürürsek yine sabit kalıyor. Atmıyor arkaya doğru. Dolayısıyla eski versiyonda kanat bu pozisyondayken iniş takımı buradaydı. Dolayısıyla ön taraftaki ağırlık merkezi olsa da olmasa da fark etmiyordu. Kendini arkaya atıyordu. Eski model işin ciddiyetine bakarsak benim de çok fazla hoşuma gitmedi. Çünkü model kendini arkaya atmasın diye bir iniş takımının haricinde arkaya da bir tekerlek koymuştuk. Malum şahsiyet şu oluyor. İşte böyle arkaya tekerlek, öne tekerlek, sağına sola tekerlek, bu alet el arabasına benzemeye başlamıştı. Değiştirdik. Ahşap kombinasyon çalışması yaptık. Hangi malzemeyi kullandın diye sorarsan, çıta, kavak değil de şöyle birazcık mukavemetli çam diyorlar onun adına. Aslında kayın ağacından daha mantıklıdır ama kayın ağacını bulup almak biraz sıkıntı ve zor. Modelin boyutları 83-85 civarında. Öyle söyleyeyim. Tam net bir şey söylemek birazcık zor. Niye böyle yapıyorsun? 1 metre kanada 85 santim. Şöyle, bu kombinasyondaki model uçak yaptığım hesaplamaya göre yanlış değilse 1.40'lık, yani 140 santimetrelik bir kanatla takılsa, doğru orantılı olarak değerlendiriyoruz, motorunuz da güçlüyse uçarsınız. 1 metrenin altına inemiyoruz, 1.40 üstüne de çıkamıyoruz. Yani 140 santim ya da 100 santimin altına inemiyoruz diye tabir edelim. 36, evet, 28, 36 bir motor var. Turnigin'in 1100 kW. 10 çarpı 6 pervane kullandım burada. 40 amper ESC var. Radar her zamanki gibi yok. Ama radarı şu alta bir eklenti yapacağım. Modelin alta yatay stabilizatörün altına bir eklenti yapacağız. Servoyu buraya koyup bu sistemi radarı buradan değil de alttakinden vermeyi planlıyorum. Bir o kaldı. Technical problem diyorlar ama adına da. Tek bir sorunlu problemdir. Onlar aşılacak mevzuatlar, öyle kritik konular değil. Motor açısına bakarsanız fazla olduğunu görürsünüz. Şu kanada alın buradan. Motor açısında anlamanın bence bir yolu,
Herkesin farklı bir yöntemi vardır. Ona bir şey diyemem. Şöyle bir aparat alın. Bu aparatı ağırlık merkezine koyun ve sabitleyin. Motora da tabii motoru taktığınıza göre pili de buraya koyacaksınız. Her şeyi koydunuz, ağırlık merkezini de buldunuz. Buraya bir aparat takın, yapın. Tabii o aparatınızın içinde şöyle bir T olsun. Yani şunu tutacaksınız, şöyle yukarı doğru kaldıracaksınız. Mesele bu. İstediğin gibi kaldır. İster şunu şuradan sokarsın, şöyle kaldırırsın. İster buradan tutar, sarkaç yapar kaldırırsın. Kaldırırsınız, yerden kesildi tamamen. Şöyle açıklayalım. Tuttunuz, kaldırdınız modelimizi. Evet, ağırlık merkezini aldınız. Açarsın kumandayı, gazlarsın. Eğer modelinizin motor açısı yanmışsa ya aşağı inecek ya yukarı kalkacak. Yukarı kalkarsa bilin ki motor açınız bozuk. Aşağı inerse bilin ki motor açınız bozuk. Bu kadar basit bir tekniği var. Ha, bunu başka yöntemlerle de yaparsınız. Yanlıştır da diyebilirsiniz. Benim ayarlama şeklim %99'da tutmuştur, şaşmaz. Motor açıları önemlidir. Uçuş istikrarınızı bozar. Gazlarsınız, düz gider. Gazı kestiğin zaman bir bakmışsın ki CG yanlış, uçak direkt olarak dalışa geçer. Uygun değil. Gazlarsın, model yukarı dikmeye başlar. Ha, bilin ki motor açınız yanlış. Gazladığınız zaman modeliniz yukarı dikilmeyecek. Düz istikametinde gidecek. Vesaire vesaire hususlar var. Dikkat etmek lazım. Model Ultralight MTL06. Başka bir detayı yok. Yaparken kıstaslar, dediğim gibi ağırlık merkezi kombinasyonu, motor seçiminiz, pervane, arka statların durumu, kanat evaklarınız, ölçeklendirme filan dairinde yapılmamıştır. Herhangi bir filanat projesi yoktur. Bu şekilde imal edilir. Bunun haricinde başka kıstas yoktur.